İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün 1 Mayıs etkinliklerine katıldı İstanbul'da ve Ekrem İmamoğlu Bakırköy'deydi. Bakırköy'deki 1 Mayıs etkinliğine katıldı. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ellerinde Türk bayrakları ile beraber platforma çıktılar ve İmamoğlu bu benim katıldığım 10. 1 Mayıs dedi. Tadını aldığım için mutlaka katılalım, birbirimizi hissedelim ve burada başka bir şey aramaya gerek yok. Burası birleşme, paylaşma, bölüşmenin hissedildiği yer. O bakımdan çok mutluyum ifadelerini kullandı. Bu da yine Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Bakırköy'deki törenden fotoğraflar. Dediğim gibi genel olarak sakindi. Çünkü çok ciddi bir polis ablukası vardı. Zaten büyük gruplarda yani siyasi partiler ya da işte DİS gibi KES gibi büyük sivil toplum kuruluşları, sendikalarda Taksim'e gitme gibi bir irade ortaya koymayınca, Taksim'de kapalı olunca olaylar olmadı. Bu yılda 1 Mayıs Taksim'de kutlanamadı. Hani diğer bir taraftan da baktığımızda olaysız ama yasaklı bir 1 Mayıs vardı diyebiliriz. İstanbul'daki kutlamalar Bakırköy'de yapıldı ve DİSK, KESK, Türkiye Tabipler Birliği ve diğer birçok sivil toplum kuruluşu bu etkinliklere katıldı ve dediğim gibi baştan sona problemsiz bir şekilde kutlamalar gerçekleştirildi. Bir diğer taraftansa şu anda zaten fotoğraflarını görüyorsunuz. Taksim, özür dilerim, ilk biraz önce görmüştük onları. Taksim'de ise sadece polisler vardı. Çünkü son yıllarda olduğu gibi bu yılda Taksim kapatıldı. Bazı gruplar Taksim'e yürümek istediği çok küçük gruplardı. Fakat yine de gözaltı işlemleri yapıldı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Beşiktaş'ta 55, Şişli'de 38, Beyoğlu'nda 29, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 1 kişi gözaltına alındı. Toplam 127 gözaltı var 1 Mayıs sebebiyle.